Gracias. <laughs> Aslında her şey dahil biz yıllardır tartışıyoruz. Ama bir gerçek var her şey dahil. Türk turizmine özellikle sahil bölgelerine Antalya'ya çok büyük bir ivme kazandırmış. Özellikle çocuklu aileler için çok önemli bir hale gelmiş bir üründü. Yaklaşık 30-35 yıldır başarılı da uygulandı. Fakat her şey dahil başladığı günden bugüne çok evrim geçirdi. Artık çeşitli türevleri oluştu. Ultra her şey dahile kadar gitti. Fakat bu yavaş yavaş artık artan maliyetlerle beraber taşınılabilmeyen, rekabette elimizi zayıflatan bir ürün haline geldi. O yüzden sık sık son dönemde turizmcilerimiz, özellikle otelcilerimiz her şey dahilin tekrar revize edilmesini, tekrar gözden geçirilmesini ve tekrar yapılandırılmasını konuşur oldu. Aslında her şey dahil bizde hemen hemen Antalya bölgesinde bütün otellerde sunuluyor. Sunulmaması gereken yerlerde de sunuluyor. E, yıldızlara göre belki e, otel yıldızına göre sınıflandırılması gerekirken o da yapılmıyor. E, ve sınırsızca bir rekabet içinde devam ediyor. E, büyük bir bütün oteller en iyi her şey dahili sunma uğruna çok büyük fedakarlıklara katlanıyorlar. İşte Sabahleyin 7'de başlayan hayat... Yeme içme hayatı gece saat 1'e kadar devam ediyor ve sürekli ve aralıksız bir tüketim söz konusu. bu tabii ki taşınılabilir bir durum değil. Özellikle misafirler de Normal hayatlarında bunun dörtte birini falan e, günlük hayatlarında tüketirken tatilde bu, bu şeyin içine girip girdabın içine girip bir türlü çıkamıyorlar ve bir tüketim e, e, çılgınlığına dönüşüyor. O yüzden her şey dahil yavaş yavaş hem e, sunan e, işletmeye hem bunu alan e, tatilciye e, zarar vermeye başladı. Aslında bunu e, çeşitli önerilerle yıllardır tartışıyoruz. Bunun için Mutlaka çözümler vardır. Bir, bir hazırlık devresi gerekiyor. Bu konuda acentacı, otelcilerin bir araya gelerek bir çalışma komisyonu kurarak her şeyi dahili nasıl kan kaybı yaşamadan, turist kaybı yaşamadan ama maliyetlerini de karşılayabilecek şekilde rekabet gücümüzü zayıflatmayacak şekilde hayata geçirilebileceğini çalışarak sunabiliriz ve önümüzdeki yıllarda belki bunu hayata geçirebiliriz. Örneğin pandemide hatırlayacağınız gibi büfelerde insanlara servis edildi. Herkes gidip kendisi almadı. Ve bu önemli bir ölçüde tasarruf ve israf konusunda bize katkı sağladı diyebilirim. Her şey dahille ilgili çeşitli turizmcilerin çeşitli görüşleri var. Kimisi tam pansiyona dönüp yemekte yemeklerde içecekleri sunmayı önerdi. Kimisi öğlen yemeğini kaldırmayı önerdi. Kimisi bu ilave sunulan hizmetleri bir şekilde azaltmayı önerdi. Kimisi bir gün belki her şey dahilin olmamasını önerdi. Çeşit çeşit çalışmalar var. Bununla ilgili bir komisyon kurulmalı bence. Bir çalışma grubu kurulmalı. Bu çalışma grubu otelcilerden, tur operatörlerinden, ajantacılardan oluşmalı. Ve onların oluşturacağı bir raporun e, kamuoyuna açıklanarak tartışılması ve ona göre bir karar verilmesi e, doğru buluyorum. Özellikle bir dönüm noktasıdır bu. E, şu an dünyanın geldiği yer ekonomik zorluklar e, her şey dahilin artık tartışılır olmaktan çıkıp e, doğru bir çözüme kavuşturulması konusunda bir zaruriyet doğurmaktadır. E, tabii bizim Antalya bölgesine gelenlerin büyük bir kısmı her şey dahil için geliyor. Her şey dahile geliyor daha doğrusu. Kültür turizmi için gelen turist sayısı maalesef bizde çok az. Yani 16 milyona yakın turist gelirken bunun ne kadarı kültürel varlıkları geziyor, dolaşıyor. Elimde ciddi, o konuya dair kesin bir istatistik yok ama, yok ama bu %10'u geçmiyordur ki. Yani artık geriye doğru işlemeye başladı. Bu maliyetlerde otellerin bu hizmetleri sunması nerede neredeyse imkansız hale geliyor. Dediğim gibi 30-35 yıllık bir geçmişi olan bir üründü. Bu aslında Türkiye'yi önemli bir yere taşıdı. Sadece Türkiye değil Antalya'yı diğer sahil bölgelerimizde dünya altıncılığına kadar beşinciliğine kadar yükselmiş bir ülkeyiz. Bunda her şey dahilin mutlaka ve mutlaka payı olduğunu düşünüyorum.